Paratoner devam ediyor. Paratoner'in bu bölümde her perşembe olduğu gibi stratejist Yeliz Karabulut'la birlikte konuşacağız ve özellikle masa notlarımızda birçok gelişme var. Bunlardan bir tanesi tüketici güven endeksi az önce açıklandı. 59.9 oldu. Doları borsaya yansımalarını da tabii ki ele almış olacağız. Özellikle geçtiğimiz yıl aynı ayda Kasım ayında 60 olan endeks şu anda 59.9. Ona göre kötü ama iyi haberi vermiş olayım ben size. 57'den 59.90'a geldik. Yani aylık bazda kabaca 3 puanlık bir artış var tüketici güven endeksinde ve biz konuğumuz Yeliz Karabulut'ta hemen başlayalım. Hoş geldiniz Yeliz Hanım. Hoş bulduk. Sizin Amerika seyahatiniz öncesi son program olma özel taşı, doğru önümüzdeki mudur? Önümüzdeki hafta da buradayım, ondan sonra yok. Ha, bir hafta daha buradasınız, evet, sonra bir ay boyunca Amerika'dasınız. Evet. Şimdiden iyi tatiller dileyelim. Evet, Yeliz Hanım'ın dünya turu devam ediyor. Şimdi Amerika'ya göndermiş olacağız kendisini. En son Rusya'daydınız. Evet, Rusya'daydım. Orada işte bir haftaya yakın kalmışım. Bu sefer bu bayağı uzun bir tatil olacak. Doğusundan batısından her yeri gezeceğiz. Şey diye merak ediyorum. Şimdi önce Rusya, şimdi Amerika. Oradan da bir Kuzey Kore yaparsınız artık. Öyle bir Kuzey Kore. Tarafları bir stratejik hamleyle buluşturma. Şu Çin sorununa da bir el atsanız var. Çözülse artık piyasa bir türlü rahatlayamadı diyelim. Evet, yani orada da gerçekten her şey düğümlendi. Tam çözülüyor derken çok mutlu, yani mutlu bir sona ulaşacağız derken olumsuz bir taraftayız. Evet. Ama hani fiyatlama itibariyle de baktığımız zaman çok da olumsuzluğa bence işaret etmiyor. Orayı iyi takip evet. etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Onu o zaman konuşalım. Onu konuşmak istiyorsunuz. Onu net evet. anladım ve ben tüketici güveni o zaman atlamadan Yeliz Hanım izninizle sormak isterim. 59.90 olan 59.90 olarak geldi. 57 idi bu data. Bir yükseliş var ama biz yıl içerisindeki performansına baktığımızda geçtiğimiz yıllarda işte 75-80 daha üzerinde olan tüketici güven endeksi şu anda bu seviyelerde. Ne dersiniz? Şimdi özellikle tabii ki geçtiğimiz dönemde olumlu bir taraftaydık ama şimdi ekonomide bir dip arayışını bir anlamda test ediyoruz. Yani dipten dönüyor muyuz? Şu an itibariyle hem sanayi üretimine baktığımız zaman hem tüketici güvenine baktığımız zaman bir toparlanmaya işaret ettiğini söyleyebiliriz. Ama tabii birazcık daha bebek adımlarıyla, yani şuradaki grafiğe özellikle baktığımız zaman bir toparlanma işareti var. Bir de beklentiler de, yani hane halkı olsun, genel ekonomik durum beklentisini, yani kalemler itibariyle bir toparlanma var. Olumlu bir gösterge. Tabii ki bunun ilerleyen aylarda devamlı bir şekilde devam etmesi halinde tamam artık dipten çıktık diyebiliriz evet. Diye düşünüyorum. Tüketici güveni sizce en çok nelerden etkileniyor Türkiye'de? Yani bütün datalara bakıldığı zaman bu yer en diplerde, en dip yer seviyelerinde diyelim bir miktar daha yataya bağlama ve ılımlı artışlar ya da ılımlı düşüşler görüyoruz. Artık bu seviyede çok sert hareketler yok. Artık hani sanki bir dibi gördük, dip çalışması yapıyor. Evet. Birinci sorum, dip çalışması bitti mi? İkinci sorum da Türkiye'de tüketici güveni derken biz neye güveniyoruz? Neye göre güvenimiz değişiyor? Yani işte peki ekonomik şartlara göredir bunlar. Beklentilerin, geleceğe yönelik senin umutların bir anlamda. Eğer insanlarda umutsuzluk, hani halklarında umutsuzluk olması halinde beklentilerin, yani öncü gösterge olarak değerlendirmesi gerekiyor. Burada tabii ki mesela bir önceki seneye baktığımız zaman özellikle biliyorsun ki Haziran ayında Ağustos ayında bir hit yemiştik ve düzenli olarak bir aşağı yönlü bir trend evet. görmüştük. 2019 başından bu yana toparlanamayan, yani umut vaat etmeyen bir dönem geçirdik. Şu an bir toparlanma eğiliminin olduğunu görüyoruz ve kesişti artık, yani bir önceki dönemde. Muhtemelen bu yukarı yönlü hareket devam edecek diye düşünüyorum. Yani bir anlamda bu insanların eğilimlerini gösteren bir nokta ve öncü göstergedir ve önemli bir duruma da işaret eder. Mesela sizin enflasyon beklentiniz değişti mi vatandaş olarak ve sizin dolara yönelik beklentiniz değişti mi? Ne bir vatandaş olarak soruyorum. Ya şimdi bu başka şeylerden etkileniyor. Yani ekonomik itibariyle baktığımız zaman enflasyonda bir aşağı yönlü bir trend var. Bunun devamını da bekleyebiliriz şu anki şartlarla değerlendirirsek. Ya birazcık daha umut vaat ediyor. Ama tabii ki buradaki ekonomik güven devam etmesi halinde mesela DTH'larda bozulmaya da işaret edebilir. Anladınız ne mı? Ne demek bu? Bu şimdi DTH'lar dediğimiz noktada döviz biriktiren, ekonomiye güvenmediğiniz noktada ki bu TL ile ilişkili olarak değerlendirdiğimizde burada sizin beklentilerinize olumsuzluk işareti olduğu zaman biz de neyi biriktiririz halk olarak? Ya altına kaçış genelde olur ya da dolara kaçışın olduğunu biliyoruz. Buradaki düzenli bir düzelmenin olması halinde ise DTH'larda bozulma, insanların daha fazla harcama ya da işte ev alma, araba alma, diğer işte sayamayacağınız bir
bir sürü kalemlerde satın almaya da işaret edebilir. Mesela tasarrufları da burada değinmişler. Bu da tabii ki insanların eğilimlerini bir anlamda olumluya geçebilmesi anlamına gelir. Ama burada tabii ki şunu tam net olarak göremiyoruz. Bu hareketin devamı birkaç ay daha devam etmesi halinde net bir şekilde dipten dönüş ekonomide görebiliriz diye düşünüyorum. Yani şimdi senin eğer enflasyon beklentin 15-16 ilerleyen zamanlarda böyle bir beklentin varsa ne yaparsın? Biriktirme, harcamama, tutma eğiliminde fiyatlar olursun. Fiyatlar daha çok artacak, alım gücüm düşecek. En azından evet. Bir kıyıda köşede kalsın da Allah korusun. Hani ne olur ne olmaz, ölümlü dünya. Evet. Harcarız. Ama beklentilerin senin olumluya ve geleceğe yönelik beklentilerin olumluya kaydığı noktada harcama, ev alma, araba alma eğilimin de olur. Bu da tabii ki ekonomik dönemde hem hane halklarının harcamaları bu sefer sanayinin de çarklarının dönmesine neden olur. Şöyle bir paradoksa gidebilir miyiz acaba? Hani sesli düşünüyorum şu anda, tamamen beyin fırtınası derler ya. Evet. Bu faizlerin inme aşamasındayız biliyorsunuz. Hani herkes vatandaşa, gerçekten de Türkiye'de bence hani finansal okuryazarlık oranı hep düşük deniliyor ama vatandaşın gerçek bir finansal okuryazar tıpkı tahmin edemediğimiz o altın oranı gibi yastık altında yüksek bence. Ve herkes diyor ki ya işte faizler daha da inecek. Merkez Bankası bir tur daha faiz indirir. İşin böyle olunca da tüketici güven endeksinde hane halkın tasarruf etme eğilimi yüksek çıkıyor. Evet. Ekonomiye güven ya da harcama eğilimlerinde bir düşüş görüyoruz. Bu da bir paradoks yaratıyor mu acaba Merkez Bankası bu kadar şeffaf güvercin olması? Yani şimdi bunu ilerleyen zamanlarda buradaki çözülmeye de işaret eder diye düşünüyorum. Yani şimdi Merkez Bankası faiz indirimlerine gideceği noktada, şimdi son noktaya geldiğimizi düşünürsek ve birkaç aydır agresif bir şekilde faiz indirimine gittiğimizi de düşünürsek aşağı yönlü hareketin birazcık daha sığlaştığını görebiliriz. Yani faiz indirimleri kısmında. Şimdi son noktaya geldiğimizi düşünürsek ya da çok az bir yerinin Merkez Bankası'nın kaldığını düşünürsek muhtemelen burada harcamaların hızlanması beklentisi olur. Ama şöyle bir durum da var. Merkez Bankası önümüzdeki dönemde agresif faiz indirimi beklentisi de hakim olursa bu sefer halk der ki ben birazcık daha bekleyeyim, faizler iyice insin, ondan sonra harcamamı yaparım. Sonra harcamamı yaparım der. Bu da tabii ki beklenti yönetimiyle alakalı diyebilirim. Evet, izleyicilerimize de o zaman soralım. İzliyorsunuz, sessiz sakin. Sizin güven endeksiniz kaç diye soralım. Yani değil mi? Ben kendime skor verebilirim örneğin. Siz herkes kendisine 100 üzerinden puan versin. Sizin güven endeksinizi öğrenelim. Yani ekonomiye güven noktasında ne durumdasınız? Harcama kalıplarınız değişti mi? Bir miktar daha 2020'den umutlu musunuz diyelim. Hatta Borsa İstanbul şu an 107.017 puanda. Çok iyi oldu çünkü şunu soracaktım. Bu bahar havası, tırnak içerisindeki kısa vadeli borsadaki bahar havası kalıcı olur mu Yeliz Hanım? Şimdi kalıcı olur mu? Risklerimiz var. Hı-hı. Risklerimiz içinde barındırıyor. Zaten o riskler olmasa bu endeksin ciddi anlamda yukarıda olması beklenebilir. Daha agresif bir hareket beklenebilirdi. Şimdi neydi? 105 bin ve 90 bin seviyeler arasında bir yatay bir hareketimiz vardı. 105 bine geldikçe patinaj hareketi dediğim benim oradan bir satış baskısı geliyordu. Şimdi bu kırıldı. Bunun üzerinde işlemler gerçekleşiyor. Bu önemli. 105 bin seviyesine kadar bir satış dalgası gelirse bunu doğal karşılamak gerekiyor. Bu seviyeden tekrardan endeks güç toplar ve kendisini yukarıya doğru atar. Benim gördüğüm hedef seviyeleri 110 bin ve 115 bin seviyeleri yakın vadede gelilebilecek potansiyel yükseliş seviyeleri ve bunun üzeri de aslında görülebilir. Endeksin de yerinin olduğunu, gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırdığımız zaman potansiyelin de yüksek olduğunu söylememiz gerekiyor. Ama buradaki içte riskler dediğimiz nokta ise ne? Amerika ile olan ilişkilerimiz. Orada geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirdi ama neydi? Bizim en çok beğendiğimiz nokta en azından diyalog kapıları açıldı. Ciddi Türkiye'ye yönelik bir hareket vardı, olumsuz bir haber akışı vardı. Bunun bir anlamda önüne geçildiğini düşünüyorum ama hala Halkbank olayı, işte olası yaptırımlar konusunda ya da Apple muaf tutulacak, Huawei ne olacak gibi. Evet, aynen. Yani bu tarz şeylere baktığımız zaman hala risklerimiz var. Hı hı. Yani ABD'den olumsuz bir haber ya da S-400, F-35 konusu hala masada. Biz sabah izleyeceğimiz dedi ki yani 2020'de
bizim için en önemli olan S-400. Aynen. Hatırlıyorum yani çünkü Türkiye'nin ülkeris primine en fazla etkileyen konu bence Türkiye-ABD ilişkileri ya da Rusya diğer ülkelerle yaşadığımız konular. Bu konular eğer çözülürse zaten bizim 300'e kadar gevşemiş olan bir CDS'imiz var. 5 yıllık CDS. Bunun aşağıya daha fazla çözülmesi de beklenebilir ama bunları çözmeden aşağıya doğru daha fazla hareketi açıkçası ben beklemiyorum. Bu açıdan o yüzden 110 bin ya da 115 bin diyebiliyorum. Ama bunların çözülmesi halinde bu endeksteki potansiyelin ciddi anlamda yukarıya da işaret edebilir. Nereye kadar yeriz alım? Yani hangisi güne kadar? Yani vade verebiliyor musun? Yani, orayı kaçırdım ben. Burada tabii ki küresel şartlara da bakmak lazım. Vadede, orta vadede diyebilirim. Hı. Ama küresel şartlarda da yani çok fazla olumsuzluğa da bir anlamda işaret etmiyor. Yani ABD-Çin tarafında bir anlaşma olması halindeyse zaten küresel bir rally beklenebilir. Bize artık daha yeter bir alışları başlar bence. Aynen. Hop yeter bir alışları. ABD-Çin arasındaki bu çözümü Mayıs ayına da döndüğümüz noktada ciddi bir olumluluğa işaret ediyordu. Şimdi fazlara böldüler. Birinci fazı bile ne zaman imza alacakları belli değil. Ama hem Brent petrolde hem altına baktığımız noktada ise ben birazcık daha orada umutların olduğunu, özellikle altındaki evet, agresif bir yukarı yönlü bir hareket görmüyorum. Brent petrolde de 60 dolara kadar geri çekildi ama altını göstermemesi aslında bir anlamda talep tarafında, yani ABD için anlaşacak talep tarafındaki beklentilerin de olumluya evrileceği beklentisinin de hakim olduğunu görüyorum. Yani 62 dolarlar. Hı. Burada ben hala ABD için tarafındaki anlaşmanın fiyatlama itibariyle çok olumsuzluğa işaret etmediğini, hani umudun olduğunu görebiliyorum. Yani Türkiye tarafına yansıması birincisi, eğer olumlu bir süreç olursa pozitif biz de fiyatlayacağız. Ama dediğim gibi biraz önce özellikle ABD ile olan ilişkilerde, o dediğim maddelerde çözülme olmadığı sürece CDS'lerde evet, aşağı yönlü hareket çok fazla görmüyorum. Yine endekse de bunun etkisinin, yani bunun biraz önce söylediğim seviyelerin de ötesine geçebilecekken birazcık daha en azından soru işaretleriyle insanların alım yapabileceğini düşünüyorum. Evet, bu arada izleyicilerimiz de yorum yapıyor. 60 veren var kendine, 45 veren var. Şimdi ortalama medyan tahmini aldığımız zaman da zaten TÜİK'in açıklamış olduğu dataya ulaşıyoruz. Bu da ne kadar bilinçli izleyicimiz olduğunu gösteriyor. İşin şakası bir yana Gürkan Özer'e, Serdar Balkan'a, Cem Yıldırım'a, Burak Avcı'ya, İlhami Demiray'a da teşekkür ederim. Yorumlarınızı yazın, sorularınızı Yeliz Hanım'a, Yeliz Karabulut'a iletmeye devam edelim. Risk tarafına bakalım. Risk tarafına baktığımızda 302 baz puandayız. Yine aslında nette bir düzelme var. 400-500'lerden geldiğimiz nokta iyi, sevindirici. Tarihsel ortamına baktığımız zaman kötü yerdeyiz. Evet. Değil mi? 200'lerin üzerindeyiz. Tahvil faizlerinde de 12 ve 11.90 baz puanlardayız. 2 ve 10 yıllıklarda. Bu taraf son dönemde bir iyileşti ama. Oldukça iyileşti. Şimdi hemen söyleyelim. Sürekli eleştirdiğimiz noktada ise 390 seviyelerine, yani hemen 400'ün üzerine atma eğilimi evet, vardı. Burada bu olayı kırdık diyebilirim. Özellikle Suriye sonrasındaki biliyorsunuz ki operasyonla birlikte bir düzelme eğilimin, yani en kötüsüne bir anlamda CDS'de gözüktü ve diyalog kapılarının açıldı. Yani hem Rusya ile hem ABD ile görüşüyor olmamız, orada diyalog kapılarında açılıyor olması bu tarafa biraz daha güven yarattı gibi gözüküyor. Biraz önceki dediğim gibi o maddeleri de çözmemiz halinde ise bu CDS'lerdeki aşağı yönlü hareket ya da Türkiye'nin lehine çözülmesi halinde aşağı yönlü hareketin devamı beklenebilir evet, diye düşünüyorum ben. Bu da tabii ki endekste TL'de pozitif yansır. Ama dolar TL'yi tabii ki aynı endeks gibi yorumlamamak gerekiyor. Burada iki tane değişken var. Yani ABD'nin para birimi, bir de TL var. Siz TL'yi sabit tuttunuz ama ABD dolarında dediğim gibi ABD-Çin anlaşırsa bu direkt dolara pozitif olarak yansıyor. Geçmişteki fiyat hareketlerine baktığımız zaman ABD için anlaşamadığı noktada ya da olumsuz bir haber akışıyla birlikte doların değer kaybettiğini, olumlu bir haber akışıyla doların değer kazandığını görüyoruz. Şimdi FED tutanaklarını da görüyoruz. Evet. Orada da bir müddet bekleyecekleri için muhtemelen dolardaki hareketin, dolar TL'deki hareketin birazcık daha diri olması, yukarıya yönlü olması beklenebilir diye düşünüyorum ben. Biraz es vermesi değil mi? Biraz doları o zaman yakın pencere yapalım. Tabii. Siz girizgah yaptınız. 5.50-66'larda bir hani 200 günlük ortalama hep koyun diyorsunuz, koydum. Evet. Burada işte parabolik sara baktığımızda da orada işte al verdiği ve gittiği yerde 5.79 direncini gösteriyor. Şu anda spot fiyatımız 5.70-41'lerde. Hem bu anlattığınız birçok hikaye diyelim, hani olumlu olumsuz hikaye senaryonun üzerine doları koyduğunuzda yıl sonu dolar kapanış beklentiniz değişti mi? 2020'de de Fed'in
projeksiyonunu da birazdan ele almışız. Fed'e rağmen dolar ne olur diye sorsam size. Benim beklentim altının üzerinde bir hareket olabileceği. Neden? Biraz önce söylediğim gibi hem ABD Çin arasında çok olumsuz yani haber akışı birkaç gündür olumsuz olsa da orta vadede ben pozitife evrileceğini düşünüyorum. Bir de ABD'nin özellikle Fed'in bekle ve gör politikasını izleyeceği beklentisiyle dolarda bir pozitiflik görülebilir diye düşünüyorum. Yani para politikaların aslında artık sonuna geldi. Negatif faizli kimsenin de işine yaramayacağı için bu noktada muhtemelen dolarda bir pozitiflik görülebilir. Teknik olarak ise 5.66 seviyesinde 200 günlük üstel harekette ortalama var. Bunun altına gevşese bile hareketin bir sonraki hareketin ise yükseliş hareketi olabileceğini düşünüyorum. Şurada sadece bir soru işareti var. Yani parabolik sarı koymuşsunuz ama son nokta yukarıya doğru çıkmış. Bu da fiyatların birazcık daha belki gevşeyebileceğini gösteriyor. Yani 5.66'ya kadar gevşese de sonraki hareketin muhtemelen birazcık daha gevşemeye işaret ettiğini görebiliyoruz. Ama ciddi bir sıkışma hareketi de var. Yani düzenli sıkışma hareketi var. İyi burada, bir şey mi bu? Yani doların sıkışması ne demek? Onu biraz açalım bence. Yani bu bir anlamda aslında fiyatların sıkışması bir yere bir taraftan kırılacağı anlamına gelir. Aşağıda nedir bu? Yukarı, evet, aynen. Yani 6 ile neredeyse 5.65 seviyeleri arasında sıkışmış bir dolar TL'yi görüyoruz. Yakın vadede baktığımız zaman yani daha yakın vadeye baktığımız zaman sanki hareketler 5.65 5.90 5.80 seviyesi arasında giden bir dolar gidip gelen bir dolar TL'ye var. Muhtemelen birazcık daha gevşeme olsa da sonraki hareketin muhtemelen dolar bazlı olarak yukarıya işaret etmesi beklenebilir diye düşünüyorum teknik olarak baktığımızda. O zaman siz özetle dolar Türk lirasında özellikle 5.66 gibi noktalarda teknik formasyon onlar bir miktar daha sat verebiliyor ama buralardan bir dönüş olabilir. Evet. Bazen 200 günlük ortalamalardan sarktığı ve o evet. tarafta fiyatlama olduğunu da görmüştük ki sizinle uzunca süre bunu takip ettik. Evet. Hani sarktı ama tekrar aldılar. Yani orada çok kalıcı olamıyor. Yani şu anda bu ortalamanın aşağı gelmesi lazım 200 günlüğü ki değil mi? Dolarda bir kalıcı aynen. herhalde geri çekilme şansı. Ama onu uzun vadede görmek gerekiyor. Yani uzun vadede 5.66'nın altında işlemler gerçekleşirse ortalamayı aşağı doğru çekebilir. Hı. Şimdi TL tarafında biraz önce söylediğim gibi o maddeler çözüldüğü noktada yani S400, F35, işte Halkbank işte olası yaptırımlar konusu çözüldüğü noktada bunun altında uzun vadede bir hareketlenme görebiliriz. Ama genel itibariyle baktığımızda yani 10 sene gibi bir duruma baktığımız zaman genelde bu seviyenin hep üzerinde aşağıya doğru bir sarkma olsa da hemen üstüne bir fiyatlama hareketiyle de gördüğümüzü söyleyelim. Diğer taraftan ise diğer ülkelerle de değerlendirdiğimizde Amerika bütün ekonomilerle karşılaştırdığımız noktada en iyi ekonomi. Bu da tabii ki dolar endeksindeki hareketin belli bir aşağı yönlü hareket olsa da nette tekrardan kendisini yukarıya attığını söylememiz gerekiyor. Bu evet. açıdan temkinli davranmak gerekiyor. Benim gördüğüm nokta 5.66-5.65 seviyelerine kadar geri gelse de özellikle küresel şartlara bağlı olarak tekrardan kendisini yukarıya doğru atabileceğini düşünüyorum. Ben. Evet, aslında hemen dolar endeksiyle dolar Türk lirasında aynı grafik içerisinde bir bakmış olalım. Hani çok tabii ki paralel şekilde gidiyor. Renkler anlaşabilecek mi ama burada dolar Türk lirasını görüyoruz mor rengiyle. Mavi renkte gördüğümüzde dolar endeksi. Yani dolar endeksi 97.91'lerde yönünü biraz aşağı çevirmiş. Dolarda da yön aşağı gibi gözüküyor. Ama nette bakıldığı zaman dolar endeksi hani geldiğimiz yerler yüzlü seviyelerden gelmişiz değil mi Yeliz evet. Hanım? Yüzlü seviyelerden dip gördük 97. Siz diyorsunuz ki FED önümüzdeki dönemde bir miktar S verebilir. Bu da doların bir miktar daha endeks bazında yukarı çekebilir. Yani 98 üzerine gelebilir sanki endeks. Evet yani benim beklentim zaten bu yönde. Hatta yüze doğru bir hareket yapabileceğini bekliyorum. Dediğim gibi ama bir harekette özellikle haber akışına bakmak gerekiyor. Yani ABD-Çin anlaştığı noktada muhtemelen ciddi bir dolar hareketi başlayabilir. Bu da Merkez Bankası'nın yani FED'in tekrardan beklentiler itibariyle baktığımız zaman faiz patikası ya da en azından söylem ve yönlendirme itibariyle tekrardan dolarda yukarı yönlü hareketin görülmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Yani 100 seviyesi açıkça söylemek gerekirse ben bekliyorum. Böyle bir ortamda dolar Türk lirasına geri çekme sizin senaryonuzu oturuyor aslında. Evet. Hani çok bir kalıcı olmaz gibi. Yani ben TL taraflı bir hikayeden ziyade küresel dolar tarafındaki bir yukarı yönlü bir hareket beklediğim için yani dolar TL'deki aşağı yönlü hareketler çok fazla kalıcı olacak diye ben düşünmüyorum. Bütün senaryolara baktığımız noktada. Tahvil tarafı enteresan fiyatlamalar oldu. Şu anda 10 yıllık ve
2 yıllık faizlere bakıldığında Yeliz Hanım işte 1.74-1.57'li seviyelerdeyiz ki geldiğimiz seviyeler 1.85'lerden doğru buraya geldik. Bunu neden anlatıyorum? Buradan yavaş yavaş emtia cephesine geçeceğim. Yani evet, altını konuşacağız ama şu anda bu tahvil piyasalarının vermiş olduğu mesaj nedir izleyicilerimize? Önce onu çok ufak bir anlatalım dilerseniz. Riskten kaçış diyebilirim. Yani riskten bu kaçır. Riskten kaçış. Yani geçtiğimiz aylarda da aynı biliyorsun sorular vardı. Aman resesyona mı giriyor Amerika şeklinde haberler vardı ama yani şimdi de dünyanın görmediği bir para bolluğu var. Yani öyle bir para bolluğu var ki bu tabii ki direkt altına ve tahvil piyasasına kayışın olduğunu görüyoruz. Ama diğer emtialarda özellikle üretim bazlı olarak kullanılan emtialarda da satış baskısına neden oluyor. Bunu değerlendirdiğimiz noktada ABD-Çin'le ilgili haber akışı olumsuzluğa döndüğü noktada tahvil piyasasına giriş oluyor. Yani geçtiğimiz haftalarda tamam ne zaman Kasım ayında imzalanacak, yok Şili'de olacak, yok Amerika'da bir yerde olacak haber akışıyla birlikte. Neredeyse 1.90 üzerinde 10 yıllıklar yükseldi. İyimserlikten dolayı değil mi? Çünkü neydi? Tahvil piyasasında bir çıkış vardı. Şu anki harekette ise olumsuzluk var. Ama altında aynı hareketi görmüyoruz. Yani bir taraf yalan söylüyor şu anda. Fiyatlama itibariyle o zaman yalancıyı bulalım. Yalancı. Yalancı acaba hangisi? Derdi çocukken. Şimdi kime inanalım, kime inanmayalım? Yani siyahla beyazı karıştı bir ortamdayız. Evet. Flu bir ortam var. 1470 dolarda altın var. Siz dediniz ki bir taraf yalan söylüyor. Şimdi bir taraf yalan söylüyor. Ben size iki tane taraf da söyleyeceğim. Evet. Citigroup altında 3 ay vadeli hedef fiyatını ons başına 1485'e çekti. 1575 dolardan. UBS 2020'de altın fiyatlarında yükseliş bekliyor. Bir taraf yükseliş beklerken bir taraf düşüş bekliyor. Gerçi Citi hani haksızlık yapıyorum kısa vadede bir düşüş bekliyor. Altın ne olur? Yani düzeltme gelecek herhalde ya da yaşıyor muyuz? Nereden döner bu ons altın ya da döner mi? Şimdi aslında hikayeye baktığımız zaman yani büyük bir anlaşma olsaydı yani bu fazlara bölünmemiş olsaydı hareketin boyu daha fazla olabilirdi. Hmm. Ama sadece birinci anlaşma konuşulduğu için ya birinci senaryoyu söylerim. Tamam ABD Çin birinci anlaşmayı imzalayacak dediği noktada burada dolar TL'de muhtemelen ki 1430 seviyelerine kadar bir geri çekilme görürüz. Ama bunun kalıcılığını sorgulamak gerekiyor o zaman. Sonraki hareket muhtemelen yani 1430-1450'ye kadar bir geri çekilme. Sonraki hareket ise beklenti gerçekleştiği noktada tekrardan pozisyonlar kapatılır ve tekrardan altın bu seviyelerden kendini yukarıya doğru atar. Diğer hikayeye baktığımız zaman ise bu sefer ikinci faz ne olacak, içeriği ne olacak, tekrardan olumlu olumsuz haber akışı ile birlikte altında tekrardan bir yukarı yönlü harekette görebiliriz. Bu açıdan 1430 seviyelerine eğer gelirse oradaki hikayeyi iyi gözlemlemek gerekiyor. İkinci fiyat hareketi tekrardan başlar. Bu da tabii ki düzenli yukarı yönlü işareti edebilir diye düşünüyorum. Bu sefer 1430 geldiği zaman eğer hikaye çok iyi bir anlaşma kapıda olduğu mesajı verirse anladığım kadarıyla 1406 da olabilir diyorsun. Tabii ki olabilir. Oradaki noktada ikinci anlaşma ve başlıkları göreceğiz ve karşılıklı açıklamalara da bakacağız. Yani burada tekrardan olumlu olumsuz haber akışı olursa olumsuz haber akışı ile birlikte altında tekrardan yukarı yönlü hareket görebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki anlaştıkları noktada ne olur? Bu sefer öncü göstergelerle yani biraz önce ne dedik? Ülkelerde olumluluk süreci başlar. PMI'lerde yükseliş olur. Ekonomiye yönelik büyüme beklentilerinde olumlu bir süreç tekrardan başlar. Bu da tabii ki altını tekrardan faiz patikası ile ilgili olarak beklentiler değişeceği için altını tekrardan aşağı yönlü baskılayabilir. Oradaki hikayeyi iyi gözlemlemek gerekiyor. Tabii ki burada fiyatlamada Brent petrol 62 dolar civarında. Altın 1470 civarında. ABD 10 yıllıkları da 1.70'ler civarında. Buradaki şimdi olayı Holmes edasıyla çözecek bekliyorum. Kim yalan söylüyor acaba? Buyurun. Buradaki yalancıyı bulmak gerekiyor. Yani burada hangisi? Vallahi ben söyleyeyim mi? Benim kanımca bence borsalar yalan söylüyor. Evet. Yani hani bu kadar hengameye rağmen borsaların başka bir kafada başka şeyleri fiyatlaması küresel borsaların bence o tarafta bir yalan var gibi sanki. Ya da bir kendini kandırmaca mı diyelim artık bir şey var. Birincisi yıl sonuna geliyoruz. Yani kar beklentileri şirketlerin var. Borsalarda da biraz önce dediğim gibi farklı bir hikaye var. Yani ABD Çin anlaştığı noktada ne olur? Bu borsada ciddi bir ralliye işaret eder. Tahvil piyasasından altından çıkış nereye gider? Brent petroldeki pozisyonlara gider. Evet.
yine borsa tarafındaki hareketlere neden olabilir. Yani hareketin daha da kuvvetlenmesine neden olabilir. O yüzden şu an sanki bir kart dağılımı var. Buradaki hareketin birkaç gün içerisinde tekrardan belirli bir sürece gitmesi beklenebilir diye düşünüyorum ben. Şimdi ben haftalık ekranda biz birçok tabii EkoTürk ekranda bir şeyler paylaşıyoruz ve bu ilk paylaştığımız şeylerden bir tanesi CFTC net spekülatif pozisyonlar. Bunu da biz ekranda EkoTürk olarak ilk kez veriyoruz ve devam ediyoruz. Haftalık olarak şu anda hedge fund sahipleri 267.066 geçen hafta long taraftaymış. Yani almışlar ons altını. Ben de Yeliz Karabut'a diyorum ki bu 267 bin kontrat arasında sizin kontratlar var mı? Siz altında long musunuz, short musunuz? Alalım mı, satalım mı? Yani bir risk kasası, iyice bir artış olursa Yeliz Hanım, 1600 dolar, daha önce UBS, ING birçok kurumu duymuştuk. 1600 dolar hedef vermişti. Şimdi ortalarda yok hiçbir gerçi de. Siz ne beklersiniz? Yani nereye gider? Şimdi özellikle zaten bir düşüş trendinin olduğunu görebiliyoruz. Yani altın fiyatları üzerinde. Bir de pozisyon itibariyle baktığım zaman aslında yukarı yönlü olsa da yönünü yavaş yavaş aslında bir anlamda da yani pozisyon kapatmalarını da görebiliyoruz. Bunu iyi takip etmek gerekiyor. Bu hareketin boyu birazcık daha aşağı olursa muhtemelen şirketler pozisyon kapatıyor diyebiliriz. Hı. Ama şu an hala yükselişte. Altın onsu da bence dediğim gibi 1430 seviyelerine tekrardan gelirse aslında şu an benim beklentim, hatta geçtiğimiz hafta da söylediğim gibi 1475 civarlarına geldikçe muhtemelen yeni pozisyonlar, satış pozisyonları bu seviyeden tekrardan açılır diye düşünüyorum. 1485'in üzerine geçtiği noktada ise altının rahatlayacağı ve yönünü tekrardan yukarıya doğru çevireceğini beklemek gerekiyor. Şu an ABD Çin arasında tamamen ipler kopmuş gibi değil. Şu Hong Kong konusu birazcık daha şüphe yaratıyor. Ama dediğim noktada iki tarafında lehine, yani Çin'in masadan kalkması kendini daha fazla zora sokar ki şu an datalarına baktığımız zaman ciddi olumsuzluklara da işaret ediyor. Evet. Çin tarafında muhtemelen masada kalmak isteyecektir diye düşünüyorum ben. Bakalım, çünkü onun ekonomik datalarına ve makro hikayesi çok daha negatif yansıyor ama evet. Onların da kırmızı çizgisi Hong Kong ve hani bir şekilde ülkelerin bağımsızlığı ya da içlerine karıştırmama gibi noktalarda Amerika ile ters düşebiliyorlar. Ve siz bu kadar izleyeceğimiz sorabilir. Hani ons altın konuşup da gram altında değil mi gözünüz Murat Bey diye. Bir yandan gram altında 269 liralara kadar geldik. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Yeliz Karabulut'ta Mehmet Ali Yıldırım Türk hocamız, ona da sevgi ve selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Hocamızın dediği seviyede olan 270-265 TL bandına doğru geliyoruz sanki yavaş yavaş. Orada portföylerde yine gram altın olsun mu? 2020 için ne dersiniz? TL cinsinden altınlara. Yani gram altın alınabilir. Özellikle iyi nokta ise 265 TL civarı gözüküyor. Bu seviyeleri geldikçe yavaş yavaş pozisyonlanabilir. Biraz önce dediğim gibi yani ters denge noktasını iyi yakalamak gerekiyor. Yani doların yükseldiği noktada zaten altın düşüyordur. Denge noktası oluşturmak gerekiyor bu noktada. Benim gördüğüm kadarıyla denge noktası 265 civarı. Yani buraya gelirse, yakalayabilirseniz yakalarsınız ya da biraz daha altına gevşeyebilir. Benim gördüğüm noktada ise buralara geldikçe kademeli alım yapılabilir diye düşünüyorum. Ben tabii ki burada pozisyon tutulabilir. Peki 2020 ile ilgili yine konuşmaya devam edelim. Gram altın aldık, 10 bin liram var ya da 1000 liram var. Yüzde kaçını ben gram altın tutmuş olalım? Faizler inecek. Doktor Veys Fertekdigil sabah da konuğumdu. O artık mevduat faizinin o kadar eskisi kadar cezbedici olmayacağını düşünüyor. Yine mevduatta tutar mı Yeliz Karabulut ve hangi enstrümanlara yönelmemiz lazım? Yani mevduatlarda tabii ki tutarım. Altın da alınması tarafındayım. Borsalar tarafında, borsa tarafında da yatırım yapılabilir. Yani söylediğim yani oradaki oranlara bakmak gerekiyor. Yani faizler tarafında ben çok fazla daha aşağı gidebileceğimizi düşünmüyorum. Yani tek rakama geldik ama bunun altındaki hareketin birazcık daha yukarı olması beklenebilir diye düşünüyorum. Yani şimdi yatırım yaparsan yaparsın ama bunu hani kısa vadeli olarak değerlendirmek gerekiyor. Daha çok hani borsa, altın, dolar tarafındaki bir pozisyon dağılımı olabilir diye düşünüyorum. Yani faizler cephesindeki özellikle mevduat tarafındaki pozisyonumu biraz düşük tutardım. Dün %2'nin üzerinde bir Brent petrol fiyatlaması görmüş olduk. Önemli bir rakamdı. Grafikte de aslında ABD ham petrol rafineleri yükseldi diyoruz. Çok özür dilerim. Rusya pazarını dengede tutmak için de Rusya OPEC'le bir işbirliği sinyali verdi. Vladimir Putin önceliğinde ABD-Çin ticaret anlaşması bu sene tamamlanmama riski ve
İran'la ilgili gerginliklerin artması petrol fiyatlarının dün 2,5 pound üzerinde yükselmesine sebep oldu. Sizin tahminlerinize bir değişiklik var mı Yeliz Hanım? Yani Brent petrolde gördüğümüz kadarıyla yıl içerisinde 65-66 dolarlardan satış geliyor. Evet, şimdi burada özellikle ben talep arz tarafındaki haber akışının altın tarafında çok fazla karşılık bulmadığını, daha çok talep ve talebe yönelik beklentilerin daha fazla fiyatlar içerisine girdiğini. Yani yüzdesel olarak baktığımız zaman mesela ABD-Çin arasındaki olumlu olumsuz gelişmeler Brent petrol üzerinde daha fazla fiyatlama adımına neden oluyor. Şu an itibariyle baktığımız zaman sanki tabii OPEC tarafındaki fiyatlamalar ya da açıklamalar ya da Rusya tarafındaki açıklamalar önemli olsa da yüzdesel itibariyle baktığımız zaman fiyatlar üzerindeki hareket birazcık daha sınırlı. Talep beklentileri daha fazla hareketlenmeye neden oluyor. Bu da tabii ki ABD-Çin arasındaki ya da dünya büyümesiyle ilgili olumlu olumsuz haber akışı daha fazla fiyatlar içerisinde giriyor diye düşünüyorum. Evet. 62 dolar da benim gördüğüm önemli bir nokta. Bu seviyenin üzerinde hareketlenmeler olması halinde ise muhtemelen 70 dolar civarına kadar da bir yükseliş hareketi görebiliriz. Bu seviyeyi takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de gümüş. Yani evet, popüler oldu. Çünkü gümüş altından hızlı koşunca herhalde evet, iyi idman yaptı. Bir anda sprint atıyor ve altını geçebiliyor bazen yüzdesel anlamda. 17 dolar 11 centteyiz şu anda. Gümüş 0.11 düşerken altın nötrde devam ediyor. Onunla ilgili ne demek istersiniz? Gümüş yatırımcısı fazlaymış Türkiye'de, ben bilmiyordum bu kadar. Evet, yani oldukça yatırımcısı fazla. Onda da şöyle söyleyeyim, özellikle yani şu teknik tarafa baktığımız zaman hikayenin birazcık daha negatif yöne kaydığını söylememiz gerekiyor. Bu hikayede ise muhtemelen yani 17 dolarlar önemli, bu seviyelerden eğer dönerse tekrardan yönünü yukarıya doğru çevirebilir. Ama nette baktığımız zaman sanki şu teknik analizde altını birazcık daha düzenli bir fiyat hareketi ve sıkışma ve yatay hareket görürken sanki özellikle gümüşte hareketin boyunun birazcık daha aşağı yönlü olabileceğini düşünüyorum ben. Yani orada ciddi bir ayrışma görebiliriz. Evet, bir spread'te bir açılma var. Orada sanki daha böyle o uyum biraz daha bozuluyor. Evet. Yeliz Hanım, tamam, güzel cevap, teşekkür ederim. Bir taraftan da Euro'yu merak ediyorum. Açmış olduk Euro-Dolar paritesinde. Ekranda şu anda hafif bir satışımız var. 1.10.65'lerde devam ediyor. Burada da hani RSI'ye baktığımızda 51.90'lardayız. Yine aşıralım bölgesi aslında uzağız ama hani 5 günlük hareketli ortalamanın da çok sınırındayız. Düşecek gibi. Bugün De Guindos'un konuşması var. Avrupa Merkez Bankası'nın bir önceki toplantısının tutanakları var. Draghi'nin veda ettiği toplantı. Lagarde artık göreve geliyor. Ne dersiniz Euro-Dolar'la ilgili? Euro-Dolar'la ilgili olarak ya 1.12 seviyelere geldikçe satış baskısıyla karşılaşıyor. Orada da 200 günlük hareketli ortalama var. Onu iyi takip etmek gerekiyor. Yani onun üzerinde günlük kapanışlar gerçekleşmediği noktada satış baskısının gelmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Euro ve dolar olarak değerlendirdiğimiz noktada ben doların hareketinin devam edeceği, Euro-Dolar paritesinde ekonomik olarak da gerçek fiyat yani haber akışı olmaması halinde ki bu cuma günü PMI verileri açıklanacak. Bu çok önemli. Orada önce gösterdilerde bir toparlanma eğilimi görebilirsek Euro dolarda 11'in üzerinde bir hareketlenme görebiliriz. Haber akışı yani oradaki olumsuz bir haber akışıyla birlikte ki PMI'ların olumsuz gelmesi halinde ise tekrardan bir onun altında işlemler gerçekleşebilir diye düşünüyorum ben. Evet. Bu cuma günü özellikle Euro dolar paritesi için oldukça önemli. Yukarıya doğru hareketlenmeler olmasıyla birlikte yeni satış pozisyonları açılıyor. Bir de ekonomik gerçeklikler itibariyle baktığımız zaman euro mu dolar mı dersen her zaman söylediğim gibi dolar diyorum. Bu açıdan da yukarı yönlü hareketler her zaman satış baskısı olarak değerlendirilir. Ta ki ekonomide bir toparlanma, önce göstergelerde, datalarda, büyümede bir toparlanma görmemiz halinde Almanya ya da işte büyük ekonomilerde. Burada euro dolarda artık satış hikayesinin bittiği, yeni pozisyonların long tarafa yani alım tarafına geçtiğini söyleyebilirim. Evet, cuma günü önemli dediğiniz pound dolar tarafında da şu anda gördüğümüz fiyatlar 1.29'lara kadar geldi. Orada da hani böyle bir 1.30 seviyesini kırsa hani dolar sepeti de bir miktar zayıflayacak, pound yukarı gidecek. Belki euro ile biraz daha hani tepki alışına sürükleyebilecek önemli bir gelişme olacak dolara karşı. Orada da 1.30'lardan dönüş var ama 1.30 dönüşü hatta şu anda oluşan
sanki bir bayrak flama evet. formasyonu gibi. Onun boyunu da hatta grafik ekrandayken ben grafik üzerinden göstermiş olayım hemen izleyicilerimize bu oluşumu. Ne diyebiliriz buraya Yeliz Hanım? Şurada bayrağın boyu aslında değil mi? Birazcık evet. daha flama görüntüsü var. Üst tarafa baktığımızda 1.29, aşağısına koyduğumuz zaman da 1.27.70, kabaca 2 sen. Yani 1.32 olur mu? 1.32 ile baktığımız zaman nereye denk geliyor zaten? Tam olarak çok güzel bir direnç seviyesi olan buraya. Evet. Yani şimdi şöyle değerlendirmek gerekiyor. Yani pound oldukça ucuz. Yani geldiği noktalara baktığımız zaman 1.60, 1.40 yani bu Brexit hikayesine değerlendirirsek oldukça ucuz olduğunu değerlendirmemiz gerekiyor. Şu Brexit düğümü çözülürse zaten pound'un yolu önü açık. Öyle söyleyeyim. Yolun yani bahtı açık olsun diyorlar. Yolun bahtı açık olur. Yani aşağı yönlü, yukarı yönlü dediğimiz noktada ise muhtemelen yani %80 ağırlıkta zaten yukarı yönlü olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü beklentiler gerçekleşti. Uzun zamandır zaten fiyatlamalar ama bu belirsizlik ortamı aslında pound'u aşağı baskılıyor. Bu belirlilik ortamına geçmesi halinde mesela geçtiğimiz hafta evet. işte Corbyn ile Johnson'ın bir münazarası vardı. Burada da hani ciddi mesela Corbyn tarafında ciddi belirsizlikler işaret ederken bir anlaşma olması halinde orada Brexit anlaşması olması halinde ise ben özellikle pound tarafındaki hareketin 1.40'ın üzerine taşınabileceğini evet, düşünüyorum yakın vadede yani çok uzak vadede değil bu anlaşma olması halinde. Manşetimi aldım ben. Çok teşekkür ederiz kendisine efendim. Stratejist Yeliz Karabulut'ta yine birçok ürünü konuşmuş olduk. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftadan sonra Yeliz Hanım'ı Amerika'ya uğurlayacağız. Programımıza sonuna geldik efendim. Sabah görüşmek dileğiyle.